Düşman birçok zayiat aldı ve daha da fazla can kaybı ve yaralanma da olacak. Ukrayna havadan, kuzeyden, güneyden saldırıya uğruyor. Ulusal birlik şu anda en büyük desteğimiz. Ukrayna devletinin en büyük desteği. Ancak tek desteğimiz bundan ibaret değil. Şu anda silah dağıtıyoruz savunma için. Eli silah tutan, toprağımızı, egemenliğimizi koruyacak her vatandaşa silah verilecek, her vatandaş halkımızın geleceğine karar verecek, askeri tecrübesi olan, savunma birliklerine katılabilecek herkes gidip gerekli karakollara rapor vermeli, oraya kaydolmalı. Eski askerlere, gazilere çağrı yapıyoruz. Lütfen gereken işlemleri yapın. Sabahtan itibaren yaralanan askerlerimiz oldu. Kana ihtiyacımız var. Lütfen kan bağışı yapın ülkemizi savunanlar için. Ayrıca bu zor şartlar altında her şirket, her işletme, her iş insanı şu anda geleceğimizin belirlemede çok önemli rol oynuyor. Lütfen toplum için çalışın ve hepimiz için çalışın. Her çalışan bize mal ve hizmet sağlamaya devam etmeli. Ulusal Banka ve Ukrayna Bankası ihtiyacı olan tüm kaynaklara sahip. Şu anda devletin finansal kaynaklarını güvence altına alabilecek pozisyondalar. Aynı zamanda Ukrayna'nın savunması ve ulusal çıkarlarımız, halkımızın çıkarı için her türlü önlemi alabilecek pozisyondalar. Siyasetçilerimize minnettarım, bize destek oldukları için bugün bağımsızlığımızı savunuyorlar. Siyasi rakiplerimiz yok şu anda. Hepimiz müthiş bir ülkenin vatandaşlarıyız ve bu ülkeyi birlikte savunuyoruz, özgürlüğümüzü savunuyoruz. Lütfen eyaletinizi ve ülkenizi savunmaya hazır olun. Şehirlerinizi savunmaya hazır olun. Yaptırımları kaldıracağız şu anda. Güvenlik Konseyi'nden alınan bir karar bu. Ukrayna'da ülkeyi korumak için silah almayı kabul edecek herkesin yaptırımlarını ve cezalarını kaldıracağız. Bu sabah sayın vatandaşlar, bu sabah tarihe düştü. Ve çok farklı bir tarih bizim ve Rusya için. Burada diplomatik bağlarımızı kopardık Rusya'yla. Ukrayna artık kendisini savunuyor ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir. Moskova'da ne düşünüyorsanız düşünün. Ukraynalılar için özgürlük ve kendi ülkemizde yaşama hakkı bizim en büyük değerimizdir. Rusya ülkemize saldırdı. Bunu uyanık bir şekilde yaptılar. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yaptığı gibi saldırdılar. Bugünden itibaren ülkelerimiz zıt kutuplardadır dünya tarihinde. Rusya kötülük yolunda ilerliyor. Ancak her şey Rusya halkına bağlı. Rusya halkı bir karar vermek mecburiyetinde. Her biri hangi yolu seçeceğini tercih edecek. Rusya'daki şu anda onurunu kaybetmemiş herkesin elinde vakit var. Çıkıp bu savaşa karşı protesto yapabilirsiniz. Ukrayna'ya karşı verilen bu savaşa karşı. Şimdi ayrıca Ukrayna vatandaşlarına bir çağrı yapmak istiyorum Rusça olarak ve Ruslara da bu çağrı, Ruslar için de geçerli. Biliyorum şu anda televizyonlarda bunu izlemiyorsunuz ve birçoğu da yasaklanıyor sosyal medyada. Ancak bu kötülük ve bu bir ulusu yok etme isteğini engellemek mümkün değil. Tarihi yok sayamazsınız. Bu yüzden Ukrayna vatandaşları, güçlü dirayetli vatandaşlarımız, şu anda Rusya'da akrabası olanlar, birçoğunuzun var, dostları olanlar var, gazeteciler, blogcular, lütfen onlara çağrı yapın. Hepsi sürekli bu olayı konuşmalı.
Ancak o zaman Rusya hakikati öğrenebilir. Bu çok önemli. Çok teşekkür ederim. Sizi her saat başı bilgilendireceğiz. Her saat sizinle konuşacağız. Nüfusumuzla, kamuoyumuzla, şimdiden itibaren bu artık multimilyon dolarlık bir ordudur. Çok yaşa Ukrayna.